Ben İsmail. Ne ses böyle? Dışarıdaki arkadaşlar alalım mı? Bir de bu sesi kısalım ya. Ben tütünün yarındım. Boş ver ama. Yarındım. Ben... Rıdın ya. İnsanlıklar. Ve suları. Basındaki arkadaşlar hazır mıyız? Arkadaşlar, basın emekçileri hepiniz hoş geldiniz. Olan parti meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Birinci oturumumuz basına açık, eş genel başkanımızın basına açık konuşmasıyla daha sonraki gündemlerimizi basına kapalı sürdüreceğiz. Bundan dolayı bayiler konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Başkanımız. Rojbaş, günaydın. Sayın Eş Genel Başkanım, sevgili arkadaşlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün olağan parti meclisi toplantımızı gerçekleştireceğiz ve bugün alacağımız kararlar ve ortaklaşmalarımızla hem seçim sürecinin kampanya dönemini, aktif kampanya dönemini başlatacağız, hem de bu süreçte Türkiye siyasetinde ve Orta Doğu siyasetindeki gelişmelere yönelik değerlendirmelerimiz ve kararlarımız olacak. Bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlar, değerli basın mensupları, DTK eş başkanımız ve Hakkari milletvekilimiz sevgili Leyla Güven bugün açlık grevinin 81. gününde. Leyla Güven tahliye edildi. Leyla Güven bir yıl önce zaten hukuk tanınmaz bir şekilde, yasa tanınmaz bir şekilde tutuklanmıştı. 24 Haziran seçimlerinde Hakkari milletvekili olmasına rağmen tutukluluğuna son verilmedi. Aslında 24 Haziran'dan bugüne kadar yargı anayasayı tanımaz, tanımazlıktan geldi. Evet, tahliyesiyle belki hukuksuzluğun bir kısmına son verilmiş olabilir ama Türkiye'de hukuksuzluk bizzatihi yargının eliyle sürmektedir. Dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl ki bir anayasa ihlali ise, dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra da milletvekillerinin yargılanmalarının devam etmesi, hatta tutuklu olmaları, bugün cezaevinde olmaları yine yasa tanımaz, hukuk tanımaz bir zihniyeti önümüze çıkarmaktadır. Evet, 24 Haziran'da Hakkari milletvekili seçilir seçilmez aslında tahliye edilmesi gerekirken çok uzun süre cezaevinde alıkonulmuş ve bir hak gaspı ortaya çıkmıştır. Hala cezaevinde milletvekili arkadaşlarımız vardır. Hala yargılamaları devam eden milletvekili arkadaşlarımız vardır. Bu anlamıyla bu anayasa ihlalini, bu hukuk tanımaz, yasa tanımaz zihniyeti teşhir etmek istiyorum. Diğer taraftan kendisini hem Pervin Başkan hem ben ziyaret ettik. Kendisinin tüm arkadaşlarımıza, tüm topluma, kamuoyuna, halkımıza selamları var. Selamlarını, saygılarını iletti. Ve açlık grevini kararlı bir şekilde sürdüreceğini bir kez daha dile getirdi. Tahliyesiyle açlık grevi arasında bir bağ, bir rabıta kurmaya çalışanlar bu anlamıyla aslında bir yanılgıyı dillendirmektedirler. Çünkü sevgili Leyla Güven'in açlık grevi aslında tecrite karşı yapılan bir eylemdir. Hem Leyla Güven'in açlık grevi hem de bugün Türkiye cezaevlerinde 230'dan fazla tutsağın sürdürdüğü açlık grevleri, bunlar dönüşümsüzdür. Dönüşümlü olarak aslında Türkiye cezaevlerinde 1000'den fazla tutsak açlık grevindedir. Bunun dışında hem Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde açlık grevleri sürmektedir. Erbil'de Nasır Yağız arkadaşımız 64. günündedir. Avrupa'da Strasbourg'da açlık grevinde olan arkadaşlarımız 41. güne gelmiş durumdadırlar.
açlık grevleri tecride işaret etmektedir. Tecidin sonlanmasına yönelik bir eylemdir ve tecid sürmektedir. Tecid sürdüğü sürece de açlık grevlerinin yaygınlaşarak devam edeceği ortadadır. Biz bir an önce tecidin sonlanmasını istiyoruz. Tecidin sonlanmasını istiyoruz. Açlık grevleri ancak tecid sonlandığında sonlanacaktır. Ve bu açlık grevlerinin daha kötü sonuçlara yol açmaması için, ölümlere neden olmaması için, arkadaşlarımızı yitirmememiz için buradan bir kez daha iktidara çağrı yapıyoruz. Tecidi sonlandırın. Bu konuda talepler çok nettir, çok açıktır. Aslında 20 yıldır süren tecid koşullarındaki bir infaz hukuku kabul edilemez. Bunun ötesinde 5 Nisan 2015'ten bugüne süren ağırlaştırılmış tecid koşulları aslında çok ciddi bir insan hakları ihlalidir. Aile görüşü yoktur, hukukçularıyla görüş yoktur ve bütün hakları gasp edilmiştir Sayın Öcalan'ın. Tecid sonlansın diye açlık grevinde bulunan arkadaşlarımızın, başta Leyla Güven'in talebi bu açıdan çok nettir. Bir kere düzenli aile görüşü en temel insan haklarından biridir. Bunun gasp edilmesi, yok sayılması kabul edilemez. 2,5 yıl arayla sadece günü kurtarmak, siyaseten aslında iktidarın her zaman yapmış olduğu algı yönetimi aile görüşü hakkının sağlandığı anlamına gelmez. Bunun düzenli bir şekilde sağlanması öncelikli taleptir. Diğer taraftan aile görüşü yeterli değildir. Tüm hükümlülerin sahip olduğu haklardan Sayın Öcalan'ın ve diğer tutsakların, tutukluların, hükümlülerin yararlanması kadar doğal bir hak olamaz. Bu hak konusunda da özellikle hukukçuların kendi avukatlarının düzenli olarak Sayın Öcalan'la ve diğer mahkumlarla, hükümlülerle görüşmesi acil bir taleptir ve yerine getirilmesi gereken en temel haklardan biridir. Aslında bugün tecid bir sistem haline gelmiştir. Tecid Türkiye'yi tecitleştirmektedir. Türkiye'nin tecitleştirilmesi demokrasi, insan hakları, barış konularında aslında Türkiye'nin yolunun tıkanmasıdır. Bu tıkanıklık sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da aslında nasıl sonuçlar yarattığı her gün farklı gelişmelerle karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde tecide karşı tüm Türkiye'nin, tüm demokrasi güçlerinin, emek demokrasi güçlerinin, sivil toplum örgütlerinin Leyla Güven'in sesine ses katmaları gerekiyor. Eğer tecid sonlanmazsa çok iyi biliyoruz ki bu ülke bugün içinde yaşandığı koşullardan çok daha kötü koşullara sürüklenmeye devam edecektir. İktidarın arzusu budur. İktidar bütün bir ülkeyi tecidle sarıp sarmalayarak tüm hakları gasp etme peşindedir. Farklı seslere olan tahammülsüzlüğü, muhalefete olan tahammülsüzlüğünü bu şekilde ortaya koymaktadır. Bakın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de bu yönde bir karar alındı. Bu önemli bir karardı. Hem tecid konusunda, Sayın Öcalan'ın haklarının gasp edilmesi konusunda, hem de diğer Türkiye'deki hukuk tanımazlık, yasa tanımazlık, hak ihlalleri konusunda çok önemli bir karar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde gündeme geldi ve ortaklaştı. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu karar çok önemlidir. Bu karar Türkiye'nin gelmiş olduğu hukuk düzenini aslında tarif etmektedir. Türkiye'nin demokratik siyasetten ne kadar uzaklaştığını tarif etmektedir. Türkiye'de yaşanan bu ihlalleri tek tek ortaya koymaktadır. Herkes için. Bugün Türkiye'de bir hak ihlali varsa bilin ki bu herkes için geçerlidir. Türkiye'de bugün demokratik siyaset dışlanıyorsa bu bütün siyaset zemini için geçerlidir. Bunları dikkate alıp değerlendirmek bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Meclislerin hukuku öncelikli hukuktur. Demokrasinin vazgeçilmez en önemli zemini meclislerdir. Yerel meclisler, işte genel meclis, işte Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Tüm bu meclislerde
varız. Bu meclis hukukunu, bu demokrasi anlayışımızı her yerde savunmaya devam edeceğiz. Tabii ki ülkelerin çıkarları vardır. Tabii ki ülkelerin tavırları vardır. Ama ülkelerin çıkarları belli istisnalara göre hareket etmez. Biz her yerde demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini, yargı bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz her mecliste. Kaldı ki bugün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kurucu üyesidir Türkiye. Dolayısıyla işinize geldiğinde bu meclisin kararlarını kabul edip işinize gelmediğinde kabul etmemek gibi bir tavır söz konusu olamaz. Bu meclisin hukuku da Türkiye açısından bağlayıcı bir hukuktur. O meclisin almış olduğu kararlar da Türkiye açısından bağlayıcıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu meclise bağlı olarak çalışır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu, Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak almış olduğu kararı tanımıyorum diyemezsiniz. CPT bu meclise bağlı olarak çalışan bir kurumdur. Dolayısıyla CPT'nin Türkiye cezaevlerine yönelik, İmralı'ya yönelik, Sayın Öcalan'a yönelik almış olduğu kararları tanımıyorum diyemezsiniz. Ya da bu kararların altında çeşitli bahaneler arayamazsınız. Çünkü bu bütün Türkiye'yi, bütün Türkiye'deki vatandaşlar için alınmış kararlardır. Orada belli bahaneler üreterek bu kararların dışında bir demokrasi, bir insan hakları, hukuk devleti tarifi yapmanız mümkün değildir. Biz bu anlamıyla bu kararların bir an önce Türkiye'de dikkate alınması, yaşama geçirilmesi ve bu hukuk ihlallerinin, yasa tanımazlığın son bulmasını istiyoruz. Bunları tanımayan zihniyet aslında savaş politikalarından besleniyor. Bunları tanımayan zihniyet Türkiye'de bir otoriter rejimi ısrarla inşa etmeye, hatta diktatörlük hayalleri kurmaya çalışıyor. Bunları tanımayan zihniyet Türkiye'de şiddeti, baskıyı giderek arttırıyor. Bu zihniyetle yan yana düşmek demokrasiyi savunmak anlamına asla gelemez. Tam tersine Türkiye'deki muhalefetin öncelikli görevi bu zihniyete karşı muhalefeti büyütmektir. Demokrasiyi savunmaktır. İnsan haklarını, hukuk devletini savunmaktır. Nerede bir hukuksuzluk varsa, nerede bir insan hakları ihlali varsa tam da orada iktidarın karşısına dikilme gerekliliğidir. Çünkü biliyoruz ki savaş politikaları sadece Orta Doğu'ya değil bu ülkeye de yıkım getiriyor. Bu ülkede de hak gasplarının mazereti olmaya devam ediyor. Bugün bakın Orta Doğu'yu yangın yerine çevirenler her başları sıkıştığında yeni yeni aslında formül arayışlarına başvuruyorlar. İlkesizlik, itibarsızlık had safhada. Dış politikadaki itibarsızlığımız aslında bütün ülke için bir utanç kaynağına dönüşmüş durumda. Şimdi Adana mutabakatı denen bir şey önümüze getiriliyor. Ankara anlaşmasıyla aslında yeniden düzenlenmiş olan bu düzenleme ile içine düştükleri çıkmazdan kurtulmak için yeni arayışları yeniden Türkiye'ye, Türkiye halklarına, özellikle de Kürt halkına dayatmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Savaştan beslenenler savaşı dayatarak yol alacaklarını sanıyorlar. Bu yol yol değildir. Bu büyük bir çöküş yoludur. Bu bütün ülkeyi bir felakete sürükleme senaryosudur. Biz Adana mutabakatıyla ya da başka anlaşmalarla değil, artık barışla, artık halkların bir arada yaşam iradesine saygı duyulmasıyla ancak yolun açılacağına inanıyoruz ve bu tür yöntemlerden, bu tür arayışlardan bir an önce uzaklaşılması çağrısını buradan bir kez daha dile getirmek istiyorum. Evet, değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi yerel seçim çalışmalarımız da sürüyor. Biz yerel seçimlere yaklaşırken bunun sadece bir seçim olmayacağını, yerel demokrasi mücadelesi olacağını, yerel demokrasi mücadelesinin bütünlüklü demokrasi mücadelemizin önemli bir parçası olduğunu defalarca dile getirdik. Bugün de bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Bu bütünlüklü demokrasi mücadelemiz bir yanıyla tecride karşı mücadeledir. Bir yanıyla savaşa karşı bir barış mücadelesidir. Bir yanıyla da Türkiye rejiminin içine sürüklendiği bu tarifi mümkün olmayan bu sisteme karşı bir mücadeledir. Bütün bunları bütünlüklü olarak ele alıp değerlendirmek
ve bunun çalışmalarını yapmayı hedef olarak önümüze koyarak yol alıyoruz. Yol almaya da devam edeceğiz. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Bugüne kadar sürdürdüğümüz yoğun çalışmalarımızı bugünden sonra da bu kararlılıkla devam ettireceğiz. Amed'de Kürt illerindeki adaylarımızı tanıttık. Coşkulu bir toplantıydı. Orada irademiz çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ve bu hafta içinde de o günden başlayarak, Amed'deki tanıtımımızdan başlayarak yerellerde Kürt illerinde adaylarımızın karşılamaları ve tanıtımları sürüyor. Coşkuyla devam ediyor. Bu kayyumcu zihniyete karşı, bu ceberut iktidara karşı bütün iller ayakta, coşkuyla seçimlere hazırlanıyor. Seçimlere hazırlanırken de tecrite ve savaşa karşı mücadeleyi de yükseltiyor. Şimdi batı illerinde de çalışmalarımız sona yaklaşmakta. Birçok il ve ilçeden gelen raporlar, yerel kamuoyundaki çalışmalarımız, etüt çalışmalarımız, fizibilite çalışmalarımız doğrultusunda bu konuda da çok yakında kamuoyunda batı adaylarımızın tanıtımını gerçekleştireceğiz. Her yerde aday çıkarmak, bütün meclislerde var olmak gibi temel hedefimizin yanında belli istisnaları gözeteceğimizi daha önce de dile getirmiştik. Demokratik siyasetin gereği ortaklaşmayı, radikal demokrasi anlayışı gereği bütünlüklü bir arada mücadeleyi önemsiyoruz. Demokrasi güçlerinin, emek demokrasi güçlerinin, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kamuoyunun görüşleri çerçevesinde ortaklaşılabilecek her yerde sorumluluk alacağımızı, cesaretle adım atacağımızı dile getirdik. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Ama değerli basın mensupları, siz de takdir edersiniz ki bu tek ayak üzerinde yürüyecek bir mücadele hattı değildir. Dolayısıyla bu konuda tüm toplumsal muhalefetin sorumluluk alması önemlidir. Ama bunun da ötesinde diğer muhalefet partilerinin gerçek anlamda bir muhalefeti büyütmek, bu otoriter rejime karşı demokrasi safında yer almak gibi bir iradeleri söz konusuysa bunun gereğini yapmalarını da bekliyoruz. Ancak bu şekilde bu mücadeleyi, ancak bu şekilde bu kötü gidişatı birlikte durdurabiliriz. Halkların Demokratik Partisi olarak bu konuda dayanışma içinde olacağımızı belirtmemize rağmen henüz diğer muhalefet partilerinden bu yönde bir gelişme söz konusu olmamıştır. Seçimlere çok az bir süre kaldığını söyledik. Aday başvuruları süresi de çok hızlı yaklaşıyor. Bu konuda da çalışmalarımızı biz de hızlandırmış durumdayız. En kısa zamanda kamuoyuyla adaylarımızı paylaşacağız. Seçim bildirgesi çalışmamız tamamlanmak üzere. Bunu da en kısa zamanda hem kadın meclisimiz kadın seçim bildirgesinin tanıtımını yapacak, hem de karma olarak seçim bildirgemizin tanıtımı yapılacak. Seçim hazırlıklarımızın bu şekilde sürdüğünü sizlerle paylaşmak isterim. Diğer taraftan birkaç konuya daha değinerek konuşmamı bitirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz faşizm koşullarını, bu otoriter rejimin nasıl bir ülke yarattığını, nasıl bir ülke manzarasıyla karşı karşıya olduğumuzu betimlemesi açısından vurgu yapacağım. Evet, mücadelemiz bir demokrasi mücadelesi, bir barış mücadelesi, bir toplumsal barış mücadelesi. Bunu bütünlükle ele almak neden önemli olduğuna dair birkaç manzara. Öykü Arin, evet, donör arayışı uzun süredir devam ediyor. Bu konuda iktidardan ya da Sağlık Bakanlığı'ndan hiçbir adım atılmıyor. Öykü'nün aslında şahsında donör bekleyen o denli çok hasta var ki ülkede. Ama bu vaka bize bu ülkenin sürüklendiği sağlık şiddeti girdabını gösteriyor. Sağlık hakkının nasıl yok edildiği tablosunu ortaya koyuyor. Evet, bugün bu ülkede demokrasiden uzaklaşıyorsanız, bu ülkeye savaşı dayatıyorsanız, bütçenizin kaynaklarının birçoğunu insansız hava aracı üretmeye, tank üretmeye, tank paleti üretmeye ayırıyorsanız, çocuklarınızı yitirmekle karşı karşıya kalıyorsunuz demektir. İşte sağlık şiddeti budur.
Eğer savaş politikalarına karşı savaşa hayır demediğiniz yerde bu sağlık şiddeti bütün çocuklarımızı yakalar. Bütün insanlarımızı yakalar. Bir başka tablo, bir başka manzara. Berivan, Antalya'daki hortum faciası sonucu, doğal afet sonucu yaşamını yitirdi. Berivan aslında viran şehirli bir çocuk. Sömestr tatilinde. Sömestr tatilinde bile mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailesine yardıma gidiyor. Günlük yevmiyesi birkaç kilo portakaldır. Ve Berivan orada yaşamını yitirdi. Bu ülkenin sürüklendiği adaletsizliğin bir göstergesidir. Bu yoksulluğun bir göstergesidir. Bu çocuklarımızı koruyamamanın bir göstergesidir. Evet, bu denli yaygın bir yoksulluk şiddetiyle, bu denli yaygın bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Yoksulluk Kürt çocuklarına çok daha hızlı ulaşıyor. Onların tatillerini, onların çocukluk haklarını elinden alıyor, gasp ediyor. İşte savaşa karşı çıkmadığınızda, işte bütün ülkenin tecritleştirilmesine karşı çıkmadığınızda çocuklarınızı yitirmekten alıkoyamıyorsunuz. Sevgili basın mensupları, yine küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan doğal afetlere vurgu yapmak istiyorum. Bunlardan birini de daha dün Brezilya'da yaşadık. Brezilya'da maden atık barajının çökmesi nedeniyle 300 işçi kayıp durumda.